Herkese merhabalar arkadaşlar. Illustrator eğitim serimizin 47. bölümüyle karşınızdayım. Eğitim serimizin bu bölümünde Illustrator'a 2024 son güncelleme ile birlikte gelen Dimension Tool veya boyutlandırma aracını inceliyor olacağız. Bir tasarım yaptınız ve ölçülerini, tasarımımızın açılarını karşı tarafa belirtmemiz gerekiyor. Bunun için eskiden manuel olarak çizgiler çizip onların ölçüsünü manuel olarak üzerine yazıyorduk. Ancak artık Dimension Tool aracıyla kolaylıkla istediğimiz yerin ölçüsünü obje üzerinde, tasarım üzerinde gösterebileceğiz. Eğer son sürüm yüklüyse hemen sol tarafta Tool barımızda şurada Dimension Tool aracını görüyoruz. Buna bir kere tıkladığımda bir tane daha panel açılıyor. Burada farklı ölçü birimlerine göre kullanacağım seçenekler mevcut. Bunları kısaca tanıtacak olursam birincisi doğrusal ölçüler yaptığımız bu araç. ikincisi açısal ölçüler yaptığımız araç ve üçüncüsü de çap veya yarı çap gibi ölçüler yaptığımız araç. Hemen kullanımından bahsedeyim. Doğrusal ölçü aracımızı aldık arkadaşlar. Herhangi bir zemine gittiğimde gördüğünüz gibi otomatik olarak kılavuzlar bana oranın ölçüsünü gösteriyor. Buradaki püf nokta kılavuzu gördüğümüz zaman ölçüyü alabiliyoruz. Örneğin kılavuzu gördüm. Mouse'un sol tuşuna bir kere basıyorum ve yukarıya doğru çektiğimde otomatik olarak oranlı ölçüsü burada beliriyor. Yine burada belirtmek istediğim başka bir husus daha var. Hemen sağ tarafta layer'ların olduğu yere bakmanızı istiyorum. Burada herhangi bir ölçü oluşturduğum anda Illustrator otomatik olarak bir tane daha layer oluşturuyor ve tüm ölçüleri burada saklıyor. Tasarımı gönderirken dilersen bunu kapatabilirim veya işimiz bitince de kolaylıkla seçip tüm ölçüleri aynı anda silebiliriz. Böylece tasarımımızın karışık görünmesinde engellemiş oluyoruz. Hemen bir iki tane daha örnek yapalım. Buradan örneğin şuradaki açılı yere geldim. Şöyle yukarı doğru çektiğimde gördüğünüz gibi ölçümüzü istediğimiz yere doğru yöneltebiliyoruz. Daha sonra düzeltmek istersem ise üzerine geliyorum ve tekrar çektiğimde otomatik olarak ölçümü başka yere çekebiliyorum. Bir tane daha örnek yapalım şöyle. Gördüğünüz gibi objeyi çektiğim anda burada ölçü birimimiz otomatik olarak beliriyor. İkinci özelliğimiz ise açıları ölçmek için kullandığımız aracımız. Herhangi iki doğrunun kesiştiği yere geldiğimde otomatik olarak ölçü birimimiz burada kılavuz olarak beliriyor. Tutup bu şekilde sürüklediğim anda gördüğünüz gibi buranın açısını bize belirtiyor. Aynı şekilde dış açıyı da aynı yöntemle elde edebiliyoruz. Yine mesela şuradaki bir açıyı ölçelim. Bir ikiye tıkladığım Çektiğimde otomatik olarak açımızı ölçeklendirmiş olduk. Üçüncü özelliğimiz ise yarıçapları ölçtüğümüz özelliğimiz. Bir kere tıklıyorum. Buradaki objemin yoluna gelip gördüğünüz gibi kılavuzu gördüğüm anda bir kere tıkladığımda oranın yarıçapını bize veriyor. Tam çap ölçmek istersek ise örneğin burada yarıçapı gördüm, mouse'a bir kere tıklayıp sağa doğru çektiğimde veya sola doğru. Bu şekilde objenin tam çapını burada elde etmiş olabiliyoruz. Ölçülerimiz bu şekilde kullanılıyor. Bir de bunun ayarları var. Ayarlara doğrudan yukarıdan da ulaşabiliyoruz gördüğünüz gibi. Veya buradaki ayar kutucuğuna tıklayarak veya da toolbar'a çift tıklayarak ayarlarımıza ulaşabiliyoruz. Şimdi ayarları kısaca size anlatayım. Buradaki döküman unit dediği kısım dökümanımızın örneğin piksel tabanlı fakat biz ölçeklendirmeyi milimetrik yapmak istiyoruz. O yüzden buradan dilediğimiz ölçü birimini seçebiliriz. Veya dökümanımız neyse onu da bırakabiliriz. Yine burada orantılı olarak ölçeklendirme var. Örneğin biz birebir ölçüde çalışıyoruz fakat ölçülerimizin bire 2 olmasını istiyoruz. O yüzden buradan 2 katını veya 5 katını veya 20 katını gibi seçenekleri seçebiliyoruz. Burada da ondalık kısmımız var. Örneğin küsuratlı ölçeklerde sıfırdan sonra kaç tane sayı olmasını Buradan belirleyebiliyoruz. Burada ise çizgimizin kalınlığını, çizgimizin tipini buradan seçebiliyoruz. Buradaki alandan ise hemen şuradaki okların şeklinin nasıl olacağını belirliyoruz. Extension Lines kısmı ise ölçüyü çektiğimizde hemen şurada çıkan kısımları nasıl olacağını belirlediğimiz kısım. Örneğin şunu noktalı olarak belirleyelim. OK diyorum arkadaşlar. Buradan doğrusal açı aldım tutup çektiğimde gördüğünüz gibi buradaki alan bizim verdiğimiz gibi meydana geldi. Buradan height dersem ise şöyle çekelim. Sadece gördüğünüz gibi ölçü birbirimiz meydana geldi. Buradaki uzatma çizgileri saklanmış oldu. Yine burada dimension text yazan kısım ise şuradaki metnimizin fontunu, font büyüklüğünü belirlediğimiz kısım. Buradan dilersem farklı bir punto ile çalışabiliyorum. Yine buradaki position yazan kısım ise buradaki ölçünün ölçü biriminin neresinde olacağını konumlandırdığımız bölüm. Yine dilersen buradan çizgilerimize renkler de verebiliyoruz. Hemen onu da örnekleyelim. Daha sonra dersimizi bitirelim. Şuradan geldim. Dimension çizgilerimiz örneğin bu renk olsun. Extension yani uzatma çizgilerimiz bu renk olsun. Fontumuz da bu renk olsun. Okey dedim. Buradan geldim herhangi birisini sürüklediğimde gördüğünüz gibi bu şekilde renklendirmeyi yaptı. Extension çizgilerini sakladığımız için şu an görünmüyor. Tekrar açalım. Şu rengi de değiştirelim. Farklı bir renk olsun. Tekrar buraya gelip çektiğimde gördüğünüz gibi tamamı farklı renklerle burada belirmiş oluyor. Illustrator eğitim serimizin bu bölümünde Dimension Tool aracımızı hep beraber inceledik. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bizleri Instagram'dan, Telegram'dan desteklemeyi lütfen unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.